İklim Bize Ne Diyor programımızdan herkese merhaba. Ben Ezgi Taraklı. Yine güzel bir programla karşınızdayız. İklim Bize Ne Diyor'un 7. bölümünü podcast ve videocast olarak sizlerle buluşturacağız. Her zaman olduğu gibi Nilüfer Belediyesi İklim Politikaları Danışmanı Önder Algedik'le birlikte yerimizi aldık. Hocam selamlar. Merhabalar, hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız? Vallahi iyiyiz, çok heyecanlıyız. Bugün çok genç bir program yapacağız. Evet, gençlerimizi ağırlayacağız. Bir bölümün içerisinde iki konuğumuz var. İki pırıl pırıl gencimiz var daha doğrusu. Hemen tanıtmak istiyorum ben vakit kaybetmeden. Sevgili Tuğba Can bizimle beraber. Tuğba Nilüfer Gençlik Meclisi Gönüllüsü. Tuğba'cığım hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Biz İklim yılı çerçevesinde Önder hocamızla birlikte bugüne kadar bir 6 bölüm gerçekleştirdik ve bunun içerisinde iklimle ilgili ve etki alanlarıyla ilgili birçok konuya değindik. Ama gençlerimizin sözü bizim için çok önemli. Ne düşünüyorlar, bu süreçte neler yapıyorlar? Nilüfer Belediyesi'nin çalışmaları içerisinde Kent Konseyi'nin de çalışmaları var. Siz iklim politikaları için öneriler çalıştayı adı altında bir çalıştay gerçekleştirdiniz. Kasım ayı sürecinde oldu. Bunu bir bölümümüzde dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle paylaşmıştık Önder Hocam'la beraber. Dolayısıyla önce ben buradan bir giriş yapmak istiyorum. Bu çalıştayın sebebi neydi? Nasıl geçti? Biraz böyle gözlemlerini ve iklimle ilgili değerlendirmeni almak istiyorum Tuğba. Tabii ki. Şimdi bu çalıştay için arkadaşlarımızla bir görüştük. Böyle bir çalıştay olabilir dedik. Hani iklimle alakalı. Sonuçta 2022 yılında Nilüfer Belediyesi iklim yılı ilan etti. Bize bu çerçevede zaten hani bu Mart ayında ve Eylül ayında da küresel iklim grevleri için harekette bulunmuştuk. Ve dedik ki son artık bitmeden önce bir çalıştay gerçekleştirelim ve bunların çıktılarını elde edelim ve bir sonraki yıla daha güçlü hazırlanalım diye bir amacımız vardı. Bu amaç için bir çalıştay gerçekleştirdik. Önder hocamız bize destek oldu. Onun danışmanlığında ilerledi. Sonra çağrıya çıktık. Bayağı bir arkadaşlarımızdan geri dönüş oldu. Ama sınav haftası dolayısıyla çok katılmak isteyenler katılamadı diyebilirim. Ama işte artık bundan sonraki bir süreç daha böyle bir parlak bir şey yanıyor bizim için. 2023 yılında tekrar bir çalıştay gerçekleştirebiliriz. Daha büyük katılımlı olabileceğini düşünüyorum. Bunda çalıştayda evet 15 kişiydik ama çok güzel şeyler çıktı. Çok güzel fikirler çıktı. Önemli olan tabii ki sayı değil, fikirlerdir. Bu fikirleri lanse ederek paylaştık. İlk başta çok soyut davrandık. Hani gençler çünkü böyle çok dallı budaklı düşünür. Böyle hani kafası dağınıktır diyebilirim. Ya veriler var kafamızda ama o verileri dağıtamıyoruz. Şey yapamıyoruz, dökemiyoruz ortaya. Bu çalıştay aslında biraz da bizim ortaya dökmemizi sağladı. Yani farkında olmamızı arttırdı diyebilirim. Onları gördük. Soyut olan durumları somuta çevirdik artık şeyin çıktı olduğu noktaya değineyim. Yani son 5'e kadar işte sabah 10'da başladık. Akşam 5'e kadar o süreçte bayağı bir şey konuştuk. Ve artık somut veriler dökülmeye başladı. Çünkü insanlar ve toplulukları bir araya getirdiğiniz zaman birçok çıktıyı elde edebilirsiniz. Özellikle gençler özelinde. Çünkü kaynaşma çok önemli bir şey. Gençler genelde evet toplanabiliyoruz ama böyle şeyler çok konuşulmuyor. İklim konuşulmuyor. Peki bu başlıklar neydi ve ne kadar sizin açınızdan kapsayıcı oldu? Tabii ki bahsedeyim bunlardan. Barınma politikası ki bu bizim için en elzem bir durum. Yani şu an yurtlarla alakalı bayağı bir sorun yaşıyoruz. Geçen sene arkadaşlarımız yurt bulamadı ve sokaklarda kalanlar oldu. Gerçekten böyle bir durum oldu. Ve Nilüfer Belediyesi bildiğim kadarıyla yardım etti bu konuda ve misafirhaneleri açtılar. Doğru. 1,5 aya kadar kalan arkadaşlarım var. Ondan sonra devam ettiler bu hani yurtlara geçiş sağlandı. Bu da çok ciddi bir sıkıntı. Hani Bursa özelinde hani iki üniversite var ama hani bu çok büyük bir sıkıntı açıkçası. Bu sene çok olmadı diyebiliyorum bu barınmayla alakalı. Çünkü bildiğim kadarıyla bir yurt kapasite arttırma girişiminde bulunuldu. Ama barınmayı sadece yurt bakımından bakmamak gerekir. Diğer bu evlerle alakalı da bakmak gerekir. Yani bunların üzerinde de konuşuruz tabii ki. İklim dostu sosyalleşme başlığı vardı ki sosyalleşme gençliğin temelidir yani. Ki sadece gençlik değildir de tabii diğer olgun gençliğin de şeyidir, bileşimidir diyebilirim. Ondan sonra ulaşım politikası. Bu da bizim için çok çok önemli. Bunu her şekilde özellikle gençlerden duyabilirsiniz. Üniversite öğrencilerine 43 yaş ve 93 belası diye geçer böyle. Çok sıkıntılıdır. Asla binmeyin diye böyle sürekli uyarılar geçer bizlere falan. Hani dalga geçeriz. Bunun üzerinden de bahsederim. Aynı zamanda atık.
atık üzerinde de çok tartışmamız gereken bir durum ama gençler atık üzerine yoğunlaşmıyor. Yani bu biraz daha geri planda kalıyor diyebilirim. Evet, ayrıştırmayı biliyoruz. %90 gençleri bıraksanız ayrıştırır. Hani bu bilinç var. Ama ya biliyor da, nasıl yapacağını da biliyor ama ayrıştırmıyor. Çünkü arkadan güdüleyen bir şey yok. Ya da toplumdan gördüğü bir şey mi etkilemiyor onu? Yani bunlar tabii ki toplum olduğu için hem sosyolojik hem psikolojik durumu incelememiz gerekiyor. Biraz daha hani gençlerin durumunu anlatabilirim. Daha motivasyonu düşük bir gençlik var şu an göze çarpan. Bunu arttırmanın amacı ise böyle güdüleyen noktalar hafif hafif böyle toz derecikleri serpmek lazım. Aslında politika olmaması çok belli. Çünkü aslında kesinlikle, kentte böyle politika olsa gençler %90 şimdi engage ediyorsun. Ama şimdi gördüğüm kadarıyla barınamıyoruz meselesi çok ciddi bir konu. Aynen. Ve gençlik açısından hem barınma bir sorun hem de barınmanın iklim dostu olmaması ikinci bir sorun. Çünkü şu an Bursa'da mesela binlerce boş evin olduğunu keşfettik. Kesinlikle. Bu Çalıştay'da. Sosyalleşmenin açısından çok heyecan verici bir şey. Çünkü biz kent meydanlarının, kaldırımlarının o kadar önemli olduğunu, konsere arabayla mı gidiyorsunuz, top taşımayla mı gidiyorsunuz ya da bisikletle mi gidiyorsunuz, bunu ne kadar fark ettiğini aslında o Çalıştay'da gördüm. Ve Nilüfer Gençliği'nin çok temel bir sorunu var. Yani Nilüfer Gençliği konsere, arkadaşıyla buluşmaya yürüyerek ya da bisikletle, olmuyorsa da top taşımayla gitmek istiyor. Bu açıdan Nilüfer nasıl, yani Nilüfer'in iklim dostu olması gerekiyor mu sence? Tabii ki iklim dostu olmalı zaten. Hani zaten 2030 yılı hedefleri var biliyorsunuz. Ve 2023 yılındayız. Yani 7 yıl var ve bu 7 yılda acaba neler gerçekleştirilecek? Bazıları hayali kalabilir. Gerçekten öyle olabilir. Ama bunun için gerçekten hani yazıyor ya, iklim için hemen şimdi diye bir şey vardı. Nilüfer Belediyesi'nin böyle asılıyordu. Bunu hayata geçirmeleri gerekiyor. Madem öyle, hemen şimdi gençleri güdüleyecek bir durumun oluşması gerekiyor. Dediğiniz gibi politika yok. Yok. Hani hiçbir şeyin zaten politikası yok şu an. Oluşmamış. Tabii ki bunlar soyut şeyler. Ama bu soyut şeylerin de temelinde bir çember oluşturması gerekir. Ve bu gençleri de ele alması gerekir. Mesela Nilespitler var. Bu bisikletle alakalı. Ki Nilüfer'in bu yaptığı en güzel şeylerden biri. Zaten hani biliyorsunuz ki Nilüfer biraz daha düzlük alan. Hani o alandan avantajlı. Hani diğer belediyelerin olduğu bölgeler gibi değil. Hani Osman Gazi ve Yıldırım biraz daha dağlık alanlar gibi kalıyor. Tepelikleri çok fazla. Ama Nilüfer bu konuda hem çok şanslı, bu çok şanslı bir durum açıkçası. Ve bunu en iyi kullanabilecek belediye sınıfından. Çünkü zaten Avrupa ile bir yeşil mutabakat durumu var. Tabii. Hani bunu imzalamış diyebiliyorum. Yani bununla alakalı bir olayı var. Bunu çok ciddi bir derecede kullanabilir. Ve mesela bu dediğimiz gibi bisiklet olayı. Yurt dışında zaten çok klasik bir şey. Yani bisiklete gidip gelmek. Ama neden gençler için olmasın? Bu bisikleti kullanmak biraz sıkıntı. Çünkü neden? Toplu taşıma çok fazla geçiyor. Nilüfer çok fazla kullanılan bir yer. Eğlence merkezleri, ofisler, kullanım alanları, kafeler en yoğun olan yerler. Yani çok canlı bir yer. Bu canlı yerlerde tabii ki toplu taşıma çok geçecek ki insanları ulaştırmak amaçlı. Ama bu bir sıkıntı daha var. Yayalaştırma alanı çok yok gibi. Hani gençler, evet biliyoruz, bisiklette geçeceksin ama karşına o bisiklet yolundan gelen insanlar var. Nasıl olacak o zaman? Oradan geçecekse o zaman bisiklette geçmek için sürekli bir manevra. Nereye kadar geçecek? Buradan dolayı benim arkadaşlarım kullanmayanlar da var. Ya sürekli insanlarla karşılaşıyorum bisiklet yolunda. Bu bilinç oluştu mu? Oluşmadı. Sadece üzerine bisiklet şeyi var, ibaresi var. Bunu oluşturmak gerekir ama bunu oluşturmak da tabii ki insanlarla alakalı ve bu bilinç bence 2030 yılında bile biraz zor oluşur yani. Çünkü insanlarla uğraşıyoruz. Ama siz bu konuda çok önemlisiniz. Yani evet, sizler önce olacaksınız aslında. Aynen hepimiz öyle. Ama sizin varlığınız, yeriniz, sizin farkındalığınız çok önemli. Çalıştay'da konuşmuş olduğunuz veriler çerçevesinde yaptığınız istişarelerde gerçekten bir farkındalık oluştu mu? Yani yarına bunu somutlaştıracak bir takım doneler elde ettiniz mi, merak ediyorum. Ötesine geçtiler. Ya da öneriler, evet, tavsiyeler. Şimdi Tuğba bilinç olarak anlatıyor ama aslında o toplantıda kendi politikalarını ürettiler. Harika. Ve şimdi konuyu anlatırken bir tarafta ulaşımdan çıkıyor, sosyalleşmeye giriyor, sosyalleşmeden çıkıyor, enerjiye giriyor. İş çok kompleks gibi görünüyor. Ama hepsi bir bütün tabii ki. Bir bütün ve çok net. Mesela bir tane beni en çok heyecanlandıran projelerinden bahsetmek istiyorum, politikalarından.
24 saat ulaşım meselesini çok öne çıkartan bir çalışma oldu. Hı hı. Çünkü hı hı. bunun hem iklim dostu olması, hem mobiliteyi bütün zamanı yayması ve de kadını özgürleştirmesi ve sosyal hayata açması açısından çok bileşenli katkısı olan bir şeydi. Bunun evet. gibi çok güzel projeler vardı ve ben açıkçası bu 24 saat ulaşım meselesine çok heyecanlandım. Bilmiyorum evet. nasıl buldun sen? Şöyle, biz direkt çalıştaydan sonraki ilk toplantımızdan, Nilüfer Gençlik Meclisi'nin toplantısında bunu açtık ve bayağı bir 2,5 saat konuştuk biz bu toplantının çıktılarını. Hı. Bize nasıl özetlersin? 4 saatlik, yani şöyle söyleyeyim, 4 sayfalık bir çıktıyı işte 2,5 saat tartıştık. Bayağı işte her birinin üzerinde durduk. Hani buna nasıl yapalım, buna nasıl yaklaşalım? Bu mesela boş evlerle alakalı vardı, diğer ulaşımla alakalı vardı. En çok mesela ulaşım bizim çok dikkatimizi çekti. Bununla alakalı hemen harekete geçmeliyiz dedik. 24 saat ulaşımla alakalı. Çünkü hepimiz çok sıkıntı yaşıyoruz. Gece 12'den sonra yani gençlik biraz fazla geziyor ama 12'den sonra sadece zinkler geziyor. Böyle terminale kadar giden böyle uzun hani İzmir yolundan gidiyor. Evet bu güzel ama diğer kenarlarda kalan, mahallelerde kalan insanlar için çok zor. Hani ulaşım çok sıkıntı. Biz de dedik ki hani 24 saat ulaşım için ne yapabiliriz ve bunu öne çıkaralım dedik. Bununla ilgili bir hazırlığımız var ve toplantı raporlarımızda da 3 haftadır bunu yayınlıyoruz. Bir dilekçe hazırlayacağız. Öncelikle daha alanında uzmanlaşmış kişilerle görüşeceğiz bu konuda. Onlarla bir dilekçe vereceğiz. Hani bununla alakalı neler yapabiliriz diye. Muhtemelen akademik kadrodaki hocalarla da irtibata geçebiliriz. Bununla alakalı hani daha çok kentle, çevreyle alakalı çalışan çok güzel hocalar var. Uludağ Üniversitesi'nde ve BTÜ'de de var. Onlarla irtibata geçmeyi düşünüyoruz. Ulaşımla alakalı da UKOME ve Bursa Büyükşehir Belediyesi tabii oraya bağlı. Orayla görüşmeyi düşünüyoruz. Onunla alakalı dilekçe vereceğiz. Öğrenciler bununla alakalı çok hevesli. Ya bunu kime bahsettiysem kesinlikle olmalı, kesinlikle olmalı diyor. Görükle de daha çok yaşadığımız için gençlik olarak kime söylediysem ay evet çok sıkıntı yaşıyorum bu konuda. Çünkü Görük neden? Diğer ulaşım mesela heykel tarafına ulaşım çok sıkıntı. Hani o kent alan kent merkezine doğru. Onun için biraz daha güçlendirme çalışmaları yapılabilir. Sadece 24 saat ulaşım değil, iklim dostu olması çok önemli. O araçların, otobüslerin, o emisyonların hani ciddi derecede yüksek. Bunun için çalışmalarda bulunması gerekir mi? Evet. En önemli şey eyleme geçmek. Evet hepimiz biliyoruz. Ben de biliyorum. Başka halktan herkes yani bunu eğitim seviyesini çok da sınırlandırmamak gerekir. Bunu çoğu insan biliyor ama aynen. yok eyleme geçen yok. Ya ne olacak? Belediye yapsın. Belediye yapsından bekleniyor. Hep üstten alta doğru bir şey öğretilmiş bu toplumda. Bunu fark ediyorum. Neden biz alttan üste doğru bir baskı oluşturmayı. Baskıdan kastım talep etmek. Biz yerel karar alma mekanizmalarını kullanmayı çok seviyoruz gençlik olarak. O yüzden Nilüfer Gençlik Meclisi bir yapılaşmış bir nasıl diyeyim arkadaşlık gibi de biraz daha güçlenmiş yapısı var. Bunları neden kullanmayalım diyoruz. O yüzden bir bu karar alma mekanizmalarını kullanacağız. Harika. Hı hı. Yani gençlik harekete geçme hevesindeyse ki zaten evet. bu geçmek demek. Hı hı. Bundan daha güzel ne olabilir? Gençlik hareketli ama iklim dostu olmasını istiyor ve bunun aynen. için kendi politikalarını üretmeye başlamış durumda. Çok teşekkürler. Rica ederim. Sevgili Tuğba, eminim ki anlatacağın çok fazla şey evet. var. Hevesin, heyecanın hiç gitmesin. Çok teşekkür ediyoruz katıldığın aynen. için. Biz Çağrı'yı da ağırlamak istiyoruz bu bölümümüzde. O zaman tekrar görüşmek üzere. Umarız yepyeni projeleri biz de sizlerle birlikte yansıtırız hı-hı. yeniden. Umarım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ve Nilüfer Gençlik Meclisi gönüllülerinden sevgili Çağrı Önal bizimle beraber. Tuğba'ya çok teşekkür ettik. Çağrı ile devam edeceğiz kaldığımız yerden sohbetimize. Sevgili Çağrı, öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkürler. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz katıldığın için. 2030'a dair Nilüfer'i nasıl görmek istediğinizi, hayallerinizi sevgili hocam programın arasında söyledi. 3 vakte kadar nasıl değerlendireceklerini aslında şöyle bir çalıştayda biz evet. bu hayallerimize yönelik alt politika oluşturduk. Ve burada aslında bazı olamayacak gibi gelen şeyleri olabileceğini evet, gördük diye evet. düşünüyorum. Bunu anlatman çok önemli. Çünkü bizim amacımız 2030'a öldük bittik. Yani iklim meselesinde durum çok kötü ama öldük bittikle gidemeyiz. Evet. Bir heyecan yansıtmak lazım. Sizin o çalıştaydaki sonuçlarınız ve ortaya çıkan kararlarınız çok önemli. 2030'da nasıl bir Nilüfer göreceğiz? Yani 2030'da göreceğimiz Nilüfer'i çalıştayda da konuşmuştuk. Mesela 2030'da Nilüfer Belediyesi bir hedef koymuş. Bu hedefin gerçekten doğa için biraz fazla büyük
bir şey olduğunu o çalıştaylarda gördük ve bu hedefi gençler olarak ve diğer Nilüfer halk olarak, Nilüfer'de yaşayan insanlar olarak düşürmeyi hedeflediğimiz gibi varsayımlar ortaya çıkardık. Bunun için tabii belediyeden de yardım almamız lazım. Bunun yanında 2030'a yönelik hedeflerimizde Nilüfer Belediyesi, Nilüfer bölgesi diğer Bursa'nın bölgelerine nazaran sabahları ve akşamları çok fazla yoğun trafiğe sebep oluyor. Bundan da mütevellit doğa çok harap oluyor. Sonra diğer çevresel faktörler ortaya çıkıyor. Bunun için toplu taşımalar artırmalı. Yani sadece toplu taşımalarına geçip gidebilen, bireysel arabaların daha aza indirildiği, zorunluluk olmadıkça kullanılmadığı gibi şeyler ortaya atıldık. Yani mesela örnek verelim. Yani 2030 yılında Nilüfer sokaklarında, caddelerinde göreceğimiz araç sayısı daha mı çok olacak, daha aynı mı olacak, az mı olacak? Hayır, daha az olacak. Hatta şerit sayısını bile düşürmeye yönelik kararlar almıştık. Biraz itopik de olsa yavaş yavaş peyderpey bir şerit, iki şerit, ondan sonra yayalaştırma. Özellikle bunun üzerine çok durmuştuk. Hmm. Yani insanların bir yerden bir yere giderken daha demin Tuğba arkadaşım bahsettiği gibi bisiklet, ondan sonra scooter gibi daha elektriğe, fosil yakıtlardan uzaklaşarak bunları öne çıkarmayı düşünüyoruz. Yani Nilüfer'de 2030 yılında sokaklarda arabalar değil çocuklar ip atlayacak. Evet, bu çok önemli. Zaten bunu da bir çalıştayda konuşmuştuk. Yani kent meydanları gibi bir projemiz var. İnsanların orada sosyalleşeceği ama bura vasıta olarak toplu taşımaların kullanıldığı. İnsanların iş çıkışında oraya gidip sosyalleşecekleri, çocukların eğlenecekleri, sinema günleri, müzik dinletileri, kitap okumaları gibi insanların normal yani kapalı bir AVM'den ya da içe dönük sadece insanların oturup kahve içtikleri yerler haricinde birbirleriyle sosyalleşebildikleri doğaya yönelik tabii bunlar hepsi. Düşünmesi bile huzur veriyor. Yani evet, evet aslında tüketici değil paylaşımcı bir nüfer. Evet, yani evet, bu evet, çok evet. Ortaya çıkan bir heyecandı ve mesela 24 saat top taşıma meselesi, yayılaştırma meselesi. Yayılaştırmaya gençler çok engajeler çünkü hakikaten sosyalleşme ihtiyaçları var ve sosyalleşmek için AVM gitmekten ızdırap duyuyor. Evet, yani güneş almıyor tamamen kapalı, yoğun ışığın tabii. olduğu. Bu da tabii ki de doğadaki gücü sarf ediyor. Yani güneş varken sabahları tamamen yapay ışıkla kaplanmış bir yerde oturup sadece kahve alıp telefonla vakit geçirmenin haricinde daha demin bahsettiğim gibi kent meydanları gibi projelerle orada sosyalleşebileceğimiz gibi faktöre aldık. Tabii bunu belediye destekleyecek, biz destekleyeceğiz. Gençler olarak isteyeceğiz bunları yani. Öyle. Peki heyecan verici bir soru soracağım. Hı hı. Şimdi biraz şerit azaltmayı ütopik kelimesiyle tanımladın. Evet, evet. Paris Belediye Başkanı son seçimlerde birer şerit azaltacağım taahhütüyle seçildi. Evet. Bu Avrupa'da olabiliyormuş. Ama hı-hı. 1970'lerde Sakarya Caddesi Ankara'da hı-hı. en büyük yerde iki tane benzin istasyonu oldu. Koca meydan trafiğe kapatıldı. Evet, şimdi evet. dolayısıyla 70'lerde Vedat Daloka yapabiliyorsa 2010'larda Paris Belediye Başkanı yapabiliyorsa Nilüfer halkı da niye yapamasın bunu? Ya bunun en önemlisi bence politika istemek. Yani çünkü halkımız çok alıştı kendi arabasını kullanmak. Bir de yani hani 2022 şartlarında bunu bir refah seviyesi olarak görüyor. Ama tabii bilinçlenmek lazım. Bunun yanında tabii ki de bir politika bunu desteklemeli. Yani hani tabii. insanlar okey böyle bir şey var. Bunun devamında gitmeli, izlemeli. Ve bunları birbirine görerek yapmalı. Ve dediğiniz gibi Avrupa yapabiliyorsa ve 70'lerde yani 70'lerin Türkiye'sinde çok önemli caddeler yapabiliyorsa günümüz şartında yapmak çok da ütopik değil. Sadece alışılmışın biraz dışına çıkmak ve bunu çeşitli faktörlerden, üst kurumlardan istemek gibi şeyler olarak nitelendirebiliriz. Yani refah seviyesi dedin. Dediğin gibi tercihlerimizi refah seviyesi olarak ne algılıyorsak o belirliyor. Tabii. Ama bugünün gençleri o tercihleri değiştirirlerse yani bir AVM'ye değil açık alanda nefes almam gerekli, sosyalleşmemi orada yapmak istiyorum, telefona bağımlı kalmak istemiyorum ve bunun içinde gerçekten o politikaları geliştirmek adına ben varlığımı da ortaya koymak istiyorum evet, dedikleri tabii. yerde tabii. Değişim zaten kaçınılmaz. Evet, ama yani, bu sizlerle beraber çok daha kolay olacak diye düşünüyorum. Tabii. Evet. Yani şimdi ulaşım verileri incelediğimiz zaman zaten Bursa'daki ulaşımın %40'ı yayalarla halloluyor ve evet. otomobilin payı toplu taşımadan fazla değil. Bazı yerlerde bisikletin payı taksilerden çok daha fazla. Evet. Şimdi böyle bir altyapı, böyle bir iklim gerçekliği ve böyle bir motivasyonla aslında biz Nilüfer'de 2030 yılında araç sayısını yarıya azaltabiliriz ve kalan yarısını da önemli bir kısmını evet, elektrikli evet, yapabiliriz. Evet. Aslında çok da ütopik olmadığını anlıyoruz buradan yani. Değil mi? Sadece istemek ve onu
hayata geçirmek. Daha fazla kent meydanının olması, evet, ne bileyim sokakta evet. performans yapmak. Yani şu an sokaklarda performans geniş bir kaldırımda çok iklim dostu. Evet, evet, evet. Hem göze hitap, hem doğaya hitap, hem çevreye hitap. Evet, çok daha entelektüel bir şey. Yani evet, aslında evet. daha paylaşımcı bir Nilüfer'in 2030'da mümkün olduğunu düşünüyoruz. Evet, evet. Ve çok da zor bir şey değil. Yani sadece ilk düşündüğünde çok var olmadığı için bir ütopik geliyor. Ama biraz düşününce ve gerekli şeyleri ortam bulduğunca neden olmasın yani? Sadece istemek. Ve o gün de söylediğimiz gibi genciz, yaparız, ederiz yani. İstemek yeterli sadece. Harika, harika. İşte bu motivasyon... Değil mi? Evet, evet. Birlikten güç doğuyor yani en azından. Çok... Tek olmadığımız hepimiz. Yani doğa yani. Yani bir daha gelmeyecek neticede. Onun için tabii. onu elimizden çıkarmamak lazım. Kesinlikle. Çok haklısın. Bu bilinç öncelikle çok önemli. Bir de desteklendiğinizi ve anlaşıldığınızı biliyor olmak da çok evet, önemli. Evet, Nilüfer evet. bu konuda öncü, bakış açısı anlamında. Yani somut bir şeyleri ortaya koymak zaman alabilir, kolay evet, olmayabilir. Evet. Ama bunun yanında duruyor olması, değil mi? Buna tabii. taraf olması çok önemli. Evet, o yüzden. Evet. Yani şimdi burada temel mesele Nilüfer'in azaltım hedefi bu. Nüfus hareketliliği ve tüketim baskısıyla kolay bir hedef değil aslında evet. ilk bahsettiğim evet, evet, evet. kısmı buydu. Ancak şimdi şöyle de bir şey var. Nilüfer bu işi yaparken kendi penceresinden bakmak zorunda. O da belediyecilik penceresi. Gençlikse gençlik penceresinden bakmak zorunda. Evet, evet, evet. Gençlik asla belediye penceresinden bakmamalı. Belediye tabii ki bu gençlik penceresini hesaba katmak zorunda. Şimdi böyle bir ortamda kendi politikasını oluşturdukları zaman daha bilinçli ve daha progresif, daha eylemci, ilerici bir adım atılabiliyor. Öbür türlü farkındalık depresif bir şey haline geldi. evet. Ama şunu gördüler. 2030 yılında Nilüfer'de çocuklar ip atlayacak. Evet. Kaldırımlarda ağaçlar daha fazla fidan dikilecek, ağaçlandırılacak. İnsanlar, kafeler olacak. Oradan araba değil, geçiyorsa tekerlekli evet. bir şey ya bisikletli geçecek ya da top taşıma geçecek. Evet, asla evet, araç evet. geçmeyecek. Bütün kaldırımlar daha çok genişleyecek. Kaldırımlarda performanslar yapılacak. Evet, evet. Ve bu performanslarda hani barınamıyoruz meselesi, barınamıyoruz hashtag'i iklim dostu barınıyoruz olacak. Evet. Ulaşamıyoruz hashtag'i iklim dostu ulaşıyoruz hashtag'i olacak. Evet, 2030 evet. yılı belki de gençliğin yılı olacak. Evet evet ve Nilüfer bunun için çok uygun olduğunu da düşünüyorum. Yani hem konu hem de yeni yerleşmeye başlayan bir şey. Yani diğer Bursa'nın merkez ilçelerine nazaran daha yeni kurulmuş. Tabii. Bunun için daha olanakları var. Hem belediye de bunun için bizim yanımızda. Tabii bunun yanında biz de belediyenin yanındayız. Harika. Bunun için çok iyi bir ortam olduğunu düşünüyorum yani. Çok teşekkür ben ediyoruz Çağrı. Ben teşekkür ederim. İyi ki varsınız bu arada. Çok sağ olun. Sen ve senin nezdinde bütün sevgili gençlere. Çok teşekkür Güzel haberlerinizi bekliyoruz. Umarım. Sağ olun. Teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Hızlıca aktı geçti. İzleyenlerimize, dinleyenlerimize de teşekkürler. Sevgiyle tekrar buluşmak üzere. Bir sonraki bölümümüzde hoşçakalın.